Kırışıklık tedavisi, kırışıklık deyince bir ilk önce karakterini tanımlamamız gerekir kırışıklığın. Bu mimiye bağlı bir kırışıklık mı? Yani yaptığımız kaş çatma hareketleri, göz yumma hareketleri, ağız köşesinin hareketiyle ilişkili kırışıklıklar mı? Neye bağlı oluşmuş bu kırışıklık? Bunun tanılandırılması önemli. Eğer mimik kaslarımızın oluşturduğu tekrarlayan hareketlere bağlı bu dinamik kırışıklıklarsa bunlarda botoks tedavisi altın standart. Yani tedavi başarısı en yüksek olan yöntemlerden birisi. Botoks tedavisi uyguladığımızda bu alanlardaki kasların gevşediğini, bu memik hareketlerine bağlı kırışıklıkların tedrici olarak, dereceli, kademeli olarak azaldığı görülmekte. Ve hemen Uygulama sonrası kişi sosyal hayatına dönebilmekte. Bir 15-20 dakika sonrasında ne yapıldığı dahi belli olmayacak şekilde sosyal hayatına devam edebilmekte. Botoks tedavisi kaş arası çizgilerinde, alındaki çizgilerde, göz çevresi çizgilerinde, burun kenarı çizgilerinde, ağız çevresi çizgilerinde kullanılmakta. Ya da yüzün alt kısmını inceltmek için hipertrofik, kalınlaşmış çiğneme kası, masseter kasın içerisine yapılan enjeksiyonlarla yüzün alt kısmını inceltebilmek mümkün. Ya da boyun kırışıklıklarını yaptığımız küçük dozlarda botokslarla azaltabilmemiz mümkün. Niye ihtiyacı olduğunu belirleyebilmek bu açıdan çok önemli. Kişinin kırışıklıklarının hangi karakterde olduğunu belirleyebilmek bu açıdan çok önemli. Mesela uyku sırasında yüzümüzün aldığı pozisyon Uyku çizgileri dediğimiz bir kısm, bir kısım çizgileri neden olmakta. Bunlar botoks'tan çok fayda görmez. Hyaluronik asit dediğimiz bazı maddeler uyguladığımızda bu kırışıklıkların yavaşça açıldığını görmekteyiz. Ya da hacimsel kayba bağlı olarak orta yüzün çökmesi, alt yüzün çökmesi, şakaklarımızın çökmesi nedeniyle oluşan hacimsel farklılıklar yüzün alt kısımlarında birikmeye, sarkmaya neden olmakta. Bu da özellikle ağız çevresinde, çene kısımlarında ya da göz altında çukurlaşmalara ve kırışıklıklara neden olmakta. Eğer bu tarz kırışıklıklarımız varsa, bunları kaybettiğimiz hacmin ya da idealde olması gereken hacmin yerine konulması şeklinde uygulayacağımız dolgu yöntemleriyle bunları geriye çevirmek, geriye döndürebilmek, zamanı geriye alabilmek kırışıklıklar açısından mümkün.